Çok fazla bekletmeden de sizlere video almak istiyorum. Video şu andaki durumdan tabii ki bir miktar daha geriden gelecek. Bir iki videoya da burayı zaten yakalarız diye düşünmekteyim. Hadi çok da bekletmeden videoya geçelim. Umarım ki keyif alırsınız. Keyif alırsanız da bir beğeni bırakmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Keyif seyirler diliyorum. Şimdi şöyle bir tane de 150'li istiridye kurmuştum. 30-10'a kurmuştum yanlış hatırlamıyorsam. O satılmış. 86-10 gibi bir paramız olmuş. Şimdi birazcık da borç alacağız. Zaten borç batağındayken daha ne kadar borç alabiliriz, ne yapabiliriz bilmiyorum ama bu şekilde bir yerden yolumuzu bulmaya çalışıyoruz valla oyunda. Mimikler bize gülerse çok güzel şekilde toparlayacağız kendimizi. Borcumuzu da alalım. Şimdi alacağım iteme doğru ufaktan geçeceğim. Sizlere de göstereceğim. Umarım ki beğenirsiniz alacağımız itemi. Bence gayet uygun bir fiyattan çok da ucuz bir fiyata aldığımızı düşünüyorum. Hemen alırken de gelelim bakalım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Ninja'mıza dediğim gibi güçlenmeye gitmek için bir tane yılan hançeri yapabiliriz demiştim. Burada patlamayan cinsten muhtemelen bir tane 4-1-1 yılan hançeri var. Kontrollerini de sağladım. Gerçekten de kendisi 4-1 aynı zamanda 8 bayılma veriyor. Alttan da bir 8 bayılma veriyor. Hatta bunu bastığımız zaman 19 ortalama 8 canavar ve güzel bir şekilde bayılma verecek bizlere. STR'si ortalama şekilde kalmış. 6-7'si değişmelik, Efsun'un değişmelik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 10 derece ve 8 bayılma gerçekten işimizi güzel miktarda görür. Tabii yanında bir kritik de olsaydı çok daha güzel olabilir ya da çeviklik olsaydı çok daha güzel olur ama 140 won gerçekten bu itemin basın parası gibi geldi bana. Yani artı 7'yi biz bu itemi denerken muhtemelen 140 won'u zaten çok rahat bir şekilde yeriz. İtemin Efsun'u kendisi ve 6-7'si bedavaya gelmiş oluyor. Bizim için de Ninja'nın bir güçlenme adına. Umarım ki tabi artı 9'da çok daha güzel bir şekilde hasar katkısı sağlar bizleri kendi hançerimizden ama bunu bir denemek istiyorum. Bunu da alalım. Yılan hançerinin farkını da görmüş oluruz. Bir de yılan itemine geçmiş oluruz bir karakterimizde en azından. Çünkü Zodiac'lar çok fazla değer kaybediyor ve yılan itemleri değer kazanıyor. Bunu da almak istiyorum. Ben şu şekilde 140 won'dan alalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarım ki doğru bir karar vermişizdir. Borçlardan bir kurtulalım. Elimiz bir bollaştı. Element işiyle uğraşacağız. Artısını basacağız. 6-7 falan atacağız ama bir miktar zaman var dediğim gibi onlara. Hayırlı olsun şimdiden ninjamızın altyapısını oluşturmuş olduk silahla ilgili. Şöyle Sura'ya da core grevi yapıyordum. Core'ları bayağı azaldı. Karakterini buraya bıraktım. Beynimiz de zaten bitiyor. Bir gün 17 saatimiz falan var. O sırada şöyle indirimler gelmiş. Ben de az önce bir kurcaladım. Münzevi tavsiyesine ihtiyacımız vardı. Şöyle bir 25'li aldım. Marka bazlı alıyoruz bunları. Bir 25'li daha alacağım gene. 3999 markaya. Gene bir 25'li daha alıyorum. 75 adet yeterli olur mu? Bence yeterli olur gibi ama bir 25'i daha patlatalım mı? Nereye kullanırız ki skilleri açtıktan sonra pek de kullanacağımız bir yer yok. Bir 25'i daha alalım. 100 adet münzevi bizlere gayet rahat bir şekilde götürür diye düşünmekteyim. Olmadı başka bir skilleri de okuturuz bu şekilde. Yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Bunları da almış olduk. Bunları da kullanacağız. Markalar var. Ninja aslında marka lazımdı ama en son yaptığımız tılsım takasıyla bu markadan da almaktan kurtulmuş olduğumuzu düşünüyorum şu an için en azından. Çok tatlı mı tatlı bir Razdor turundan çıktık. Şimdi şöyle gösteriyorum abi. Hemen çıkan pet kitabı sandığından canavar avcısı kitabımızı aldık. Hissederek aldık. Güzel oldu. 30-35 fon civarlarında bir piyasa ederi vardır şu anda. Bunu da kendim şey yapmak için gelmiştim. Yani kor görevini yapayım diye geldim. İkinci turdu günün. Bir tane burada Razdor yumurtamız var. İki tane pet kitabı sandığı çıktı. Ondan da canavar avcımızı aldık. Çok tatlı oldu. Devam edelim. Beynimizin süresi geçti. Son dakikalarına da artık gittim. Bir miktarda kor kastım. Şöyle korlarımızı da birazcık yeniledik, tazeledik yani. 10 tane de ayışı aldım şimdilik. Çünkü fiyatlar çok pahalı. Daha uygun fiyattan topladım. Şu anda 3 won 75M'den aldım. Hepsine 37,5 won gibi bir para vermiş olduk. Şu üzerimizde şu kadar ürünler var. Bunların da birazcık yenilenmesi gerekiyor. Yaşam tabii. Çok da ihtiyacımız var yaşama. Şuradaki birazcık da hani ham metallerimiz falan birazcık eksilsin azalsın diyerekten böyle bir olaya giriştik. Bakalım şuradaki ürünler şurası mesela çok fazla beyler ama mesela metal atarsak falan diye biriktirdim. Ham metalimiz bitene kadar ki umarım deneyebiliriz gerisini sileriz zaten ham metalimiz biterse. Ben şu 10 paketi açıp hemen geliyorum. Buradan beklentimiz şu parşömen 100'ü geçsin bizler için yeterli. 3 temi de aynı anda denemeye başlayacağız. Açılımı yaptık geldik. Burası hazırladığım kısımda şurası açılımımız beyler. 3 tane parşömenimiz vardı. 114 tane parşömen çıkarmıştık. İlk kez parşömenin kutsama küresinden fazla çıktığı bir oran gördüm. 1K'ya yakın yaşamımız var. Gene 1K'ya yakın kritik derece. Normal oranlarını tutturdular. Gene 100 civarı kutsama ve 100 civarı zen. Tatlı bir açım oldu. Umarım ki geçişleri de güzel olur. Şöyle parşömenimizi de ön tarafa alalım. Ben şimdi bunları basmaya başlayayım. Size de keyifli seyirler diliyorum. Umarım ki bize de geçirmez artık. Biz bir şeyleri geçirebiliriz. Umudum o yönde yani. Bir de şuradan bir tane daha demircimiz vardı. Onu da bir alayım. Neredeydi acaba o demirci? Şöyle. Şurada. O kadar boss kestik. 2 tane maalesef ki demirci taşı attı. Birazcık alttan aradım ama bulamadım. İlk hedefimiz şu anda 3'ünü de artı 8 yapmak olacak. Bakalım. Müzik.
Electric Boogaloo. Güzel bir geçirme yaşadık gerçekten. 9'a parşömenlerle geçirdik gene. Ben bu itemleri 9'a demirciyle geçiremiyorum. Sadece parşömenle bu şekilde seri seri vurduğumda geçiyor. Elimizde son bu kaldı. 15-20 pakete yakın bir 15 paket civarı olması lazım. 20 paket değildir. Bir ham metal plakamız gitti. Geri kalan ürünlerde dediğim gibi fazlalık kaldı. Bu ürünü de artı 8 yapabilseydik bırakacaktım. Metal atacaktım. Gidip hiç ham metal plaka kasmak istemiyordum ama mecburen gidip tekrardan kasmaya başlayacağız. Burası bize 200 wonluk bir kazanç sağlamıştır. Çünkü 3 tane de bastığımızda borçtan bir 300 won ödememiz olacak, biliyorsunuz ki Yakut'a. Bunun borcu tamamen bitmiş oluyor. İkisini bitirdik şu anda. Şöyle bir ses efektini de kapatayım da çok yüksek sesle bastım ben bunları. Şimdi bir de şu olay var ki şu peti kasmaya çalışıyorum. Sunak'ta çok düşük bir mama drop'umuz var. Maalesef ki arkadaşlar sunucusunda olduğumuzdan ve karakterde %50 fazla drop olmadığından 3. eldivenden dolayı hiç mama düşmüyor neredeyse. Bu da Sunak'ta kasmamızı çok zorlaştırıyor. Pazardan mama çekmemiz gerekiyor. Pazarda da mama kuran yok arkadaşlar, da bitti yani. Ben toplu toplu mama aldığım zamanları da hatırlıyorum ama hiç mama kalmamış. Bunun bir konuşmasını yaparız artık yani. Mamayı falan bir şekilde hallederiz, kasarız bu pete de. Böylece borcumuzu bitirmiş oluruz. Bu pette 105 level olması gerekiyor dediğim gibi ama borcun birçok kısmı çıkmış oldu diyebiliriz. Sadece bileklik kaldı elimizde uğraşmamız gereken. Bunu da bir zaman uğraşacağız bakalım. Hayırlı olsun dedim. Bu iki item çok güzel geçti bu arada gerçekten. Hoşumuza gitti yani bu olay. Şimdi savaşçımda benim 3-4 paket kalmış. Ben ham metallerin tamamını satmıştım. O karakterde ayışı açmayı düşünmediğim için zaten çok bolca yaşamı var ve kritik derecesi falan az ama kullanmıyor yani karakter farmını. Sadece aura'ya bırakırken kullanıyoruz şu anda savaşçı. Onda 2-3 paket kalmış. Onda bir artı 6 yaptım. Denedim 7'ye geçmedi. Bir daha artı 6 oldu tekrar arkasına. Bu itemde fark ettiğim bir olay var. Artı 5'e basmanın zorluğu kadar artı 8'e basmak da aynı zorlukta bence. Yani artı 5'e geçmiyor abi item gerçekten. Şöyle sizlerle birlikte de birazcık deneme yapalım istiyorum. Artı 7'sine geçmesi lazım. Geçmesi şart şu noktada. Geçti. Artı 8'in gelir mi? Gelir mi? Gelmedi. Tekrar artı 7 ol. Bak düşersen ham metal istiyor. Düştü. Bir savaşçıya verelim bakalım ne yapıyor. Üçüncü kere geçirebilecek mi acaba? İki tane parşömeni kalmış. Evet geçti. Bir daha geçirdi. Savaşçıda aslında şans var biliyor musunuz? Onda bir deneme yapsak güzel olur. Ben bir bakayım onda bir demirci var mı acaba? Demirci varsa artı 9'a falan orada deneriz bakalım. Bir tane demirci buldum ama artı 7'ye demirci atmak istemiyorum. En azından artı 7 olursan 8'e demirci kullanabilirim. Umarım ki olursun. Geçti tamam. Artı 8'e demirci kullanmak istiyorum. Savaşçıya hemen geçip gelelim bakalım. Artı 9'a da geçerse demirciyle direkt hızlı bir şekilde deneriz. Evet hızlı bir şekilde envanteri savaşçıya aktardım. Son zamanlarda yaptığı farmlardan kalan ürünleri kullanıyoruz şimdi. Bakın 1, 2, 3 paket falan anca bir ham metalimiz var. Keşke hepsini silmeseydim. Kullanırmışız yani bu karakterde ayışı açarmışız. Düşündüğümden az gitti parşömen ham metal plakaya oranla. Şöyle 8'ini deneyeceğim tabii savaşçımıza da gene her zaman gibi bir ses efekti verelim. Artı 6'ya basma performansı çok iyi karakterin. Bakalım 8'i ne yapacak acaba? Haydi koçum benim. Şöyle 8'in gelsin bakayım, heyecanlanalım.
Yapma babacığım, yapma. 7'ye tekrar bir sırada deneyip geliyorum. Umarım ki geçirir. Hadi baba 7 ol. 7 ol. Uğraştırma bizi. 7 ol. Oo gitti. Bu var ya, bu yok olur beyler buradan da. Daha da gelmez yani. Karalıklar arasında transfer yaptırıp duruyorum. Çünkü ürünlerin ticareti yok yani. Böyle artı 5 son parşömen. Birazcık Ayşe açabiliriz ama bu karakterde. Şu an açasım geldi yani. Artı 6'sı geldi. Tekrar Sura'ya böyle paslaşa paslaşa gidiyoruz. Umarım ki iteme kaptırmayız yani bu süreçte. Tekrar Sura'ya geldik. Hadi oğlum yedin. Gelsin, tamam 7'si oldu. Tekrar savaşçıya gidiyoruz şimdi 8 denemesi için. Böyle paslıya paslıya itemi 9 yapacağım şimdi, bak seyret. Seyret abi, item paslana paslana. Şimdi 9 olacak. Hadi bakalım gel buraya. Savaşçım 6'ya çok güzel geçiriyorsun. 8'e niye geçirmiyorsun baba? Allah Allah, 7 olursa 8'e de parşömenle deneyeceğim Sura'da. Tekrar Sura'ya geçelim. 7 ol. 7 ol baba. Yok yok, artık bitti. Birazcık Ayşe açalım savaşçıya demek oluyor bu. Savaşçıya hızlı bir yaşam takviyesi diyorum. Ayşe takviyesiyle artı 6 denemesini tekrardan yapıyoruz. Allah gitti bu sefer beyler. Hani cidden. Bu sefer daha da olmaz ben size diyeyim yani. Bunu artı 6 yapamaz daha bu kadar ham metalle. Ki 5 bile olmayabilir yani. 5 çok zor çünkü. 5 gerçekten zor. Demircilerle nasıl 8 olmadı bu ya beyler? 2 tane demirci denedik 8'e. O birazcık garipsel oldu yani. Artı 4. 5'e de mi parşömen atsak ya? Yok ya, 5'e kutsam atayım. Zaten ikisiyle de yanıyor kanka. Bak şimdi parşömen atayım bir tane de. İkisiyle de yanıyor bu zıkkom. Parşömenle de yanıyor 5'e. Ha 5'e geçti. 6 ol kanka. Oğlum yapma ya. Ha 5 oldun. 6 ol kanka. Tamam 6 oldu. Sura'ya geçiyorum. Hemen Sura'ya geçip geliyorum. Vallahi bir 8 olsa 9 olacak hissediyorum yani. Yok beyler, olmadı. Bunu da depoya atalım. 2 ürünümüz en azından 9 olmuş oldu. Şimdi ben bu kolyeyi 6-7'ye bırakıp patron beceri hasarı artı 5 getirip çok büyük kar etmedim mi? Ederim bence, ederim. Teslim etmeden bırakalım, onu ayarlarız. Dur bakalım. Ham metallerimiz bittiğine göre bunlardan da kurtulabiliriz. Çok büyük bir rahatlamayla bunların hepsini satıyorum şimdi. Şunun getirdiği rahatlama hissi hiçbir şey yok. Envanterim açılıyor abi. Bir sürü yer, bir sürü yer, bir sürü yer. Yuhara'da böyle bir envanter görmek pek kolay değildir maalesef ki. Ama bu itemler metalle deneyebileceğiniz zaman gene de lazım oluyor tabii ki. Ama bizimki 8 olmadı. Her türlü metal kasacağız diye düşünerekten bunları da satalım, yok edelim, gitsinler abi. Çok rahatladım. Vallahi çok rahatladım. Tanesinden de bu emeğin karşılığında 2K gibi bir meblağı oyun bizlere layık görmüş. Teşekkürler oyun. Teşekkür ediyoruz. Şunu da satalım. Şu an metal kalsın, onu böleriz. Şunları da bir satalım. Oh nasıl rahatladım var ya, üf çok fena. Şöyle üzerimde bir 10 tane hidra sandığı kalmıştı depoları düzenlerken. Ben de bunları bir açayım dedim. 2 tane metal çıkarttık bu arada bunlardan. Çok garipsedim. 10 tane hidradan 2 metal alabilmek pek bizim yapabileceğimiz bir olay değildi. Şuradan şimdi 2 tane de beyaz incim vardı. Bunları çıkarmıştım bir miktar öncesinde. Bunlarla zırhı tekrardan bir deneyelim. Toplu denediğimizde geçiremedik. Bakalım belki bu şekilde geçiririz. Ay taşı ve yılan taşını da alıp gelelim hemen. Evet geldik, tekrardan zırhımızı deneyelim. Kendi çıkarttığımız malzemeler, üzülmeyeceğim çok fazla. Toplu deneme yapmak tabii daha mantıklı diyorlar ama beyler, geçirebiliyorsanız geçiriyorsunuz, tek de atabiliyorsunuz. Geçmiyorsa da geçmiyor kardeşim, çok da düşünmenin, kurcalamanın anlamı yok. Yani oyun istediğine veriyor, istediğine vermiyor gibi bir durum söz konusu. Şöyle geçirebilirsek çok güzel olur. 2 deneme yapacağız, ilkimiz yanıyor. Totalde 40. denemesine yaklaşıyor bu şekilde de, 35 falan oluyor sanırım. 2. denememizde de gene yanıyor tabii ki. Bu hep yanar. Bu benim oyun hayatım boyunca yanacak muhtemelen. Totalde şimdiye kadar 160 civarında bir beyaz ince harcadım. Sadece bu zırhın artı 10'unu geçirebildim. Bir de bir önceki zırhın bir artı 10'unu geçirebildim. Bir önceki zırhın artı 10'una zaten 90 civarında harcadık. Totalde 160 denemede 2 geçirme yapabilmişiz. Çok garip. Gerçekten çok garip. Yani düşündüğünüz zaman 160 tane beyaz inceye millet artı 15 setini hem kendi karakterine hem başka çarına diziyor. Bize geldiği zaman 160 inciyle 2 artı ince geçirebiliyoruz. Bir miktar üzücü. 160 incinin de total piyasa değerine baktığınız zaman 2000-3000 won civarlarında tutuyor maalesef ki. Stoklu şeytanların taşlarını da artık bir dönüştürelim istiyorum. Bolca bir güneş jeletimiz mevcut zaten. Bir 90 tane dönüştüreceğiz bakalım nasıl bir şekilde geçireceğiz. 90 taneden 30 tane minimum almamız gerekiyor orana baktığımız zaman. Güzel bir geçti diyebilmemiz için umarım ki alabiliriz. Şu ilkinden hata oluştururlarla başladık. 10 tane de 2 ile aldık. Oo bak burada güzel geçti. Güzel geçmeye devam edersen beni sevindirirsin. Hızlandım birazcık. Şu ana kadar 15, yarısını aldık. Evet bayağı yanmaya başladı. Yani yandı mı yanıyor beyler bunlar. Vallahi bak bak kaç tane yandı görüyor musun? Şurası saçma yani. Gerçekten saçma bir olay. Evet çok kötü. Çok kötü bir dönüştürme
oranıyla muhtemelen ayrıldık. 10, 20, 25, 26, 27, 30'a yaklaşmışız en azından. Bunları depoya atalım. Geri kalanına dönüştürmeye geçelim. İkinci partımızda 65 tane taş bulabildim. Normalde daha fazla diye hatırlıyorum. 200'e yaklaştırmıştık ama muhtemelen pazara ben kura kura sattım onları da. Bunları da bir dönüştürelim. 65 taneden de beklentim. 20'nin üzerinde yürü 22, 25 çıkarsa mutlu olurum. Deneyelim bakalım 65 tanemizi ilkinden yanmayla başladık. İlk 5'te 1, güzel 10'da 3 verdi. Bu 10'luda da 3 verdi. Hiç bozmuyor. Aha sonda 1 verdi. Evet çok berbat, berbat, berbat gidiyoruz. Hızlan bakalım. Gördünüz mü yanışı beyler? Şu yanış nasıl bir yanıştır ya? Şöyle bir şey yok yani. Evet bitti. Taşlarımız bitti. 15 tane aldık 65 taneden de. 45 denemede 15 almamız gerekirdi. Kötü gibi.